Açmıyor. Duymuyor galiba. Acaba daha mı kötüledi abla? Bilmem ki. Hadi ver artık şu telefonu Banu. Gece getiririm, bir daha ararsın. Hadi kapat şunu. Dur abla ya, bir de Ozan arayayım. Belki Pelin'in yanındadır. Of. Sen akıllanmayacaksın mı ha? Telefon yok demedim mi sana? Hala oğlanla konuşuyordun değil mi? Baba hayır. Arkadaşıyla konuşuyordu hastanedeki. Hani Pelin demiştim ya. Sen açtın bu kapıyı değil mi? Telefonu da ayağına getirdin. Evet baba, ben açtım. Olmaz böyle, yanlış yapıyorsun. Demek yanlış yapıyorum, öyle mi? Baba, onun bir suçu yok. Olmaz böyle diyorum sana baba. Sakin sakin konuşalım. Kız kötü bir şey yapmamış ki. Hah, bozacının şahidi şıracı. Hepinizin dili uzadı. Birbirinizden mi güç alıyoruz? Hayır baba, gerçekleri söylüyorum. Adam gibi konuşalım işte. Ben nasıl adam olacağını senden mi öğreneceğim ha? Saygısız! Evet Deniz, seni dinliyoruz. Nedir bu kadar önemli olan mesele? Pelin'le ilgili hocam. Aslında hem Pelin'le hem de Banu'yla ilgili. Mutlaka bilmeniz gereken bir şey var. Evet, seni dinliyoruz Deniz. Nedir söyleyeceğin önemli mesele? Baba, izin verirseniz önce ben konuşmak istiyorum Deniz'le. Nedir mesele, anlamadım ki. Lütfen, yalnız konuşmak istiyorum. İkbal, biz çıkalım o zaman. Belli ki kızların aralarında konuşacakları bir şey var. Konuşsunlar bakalım ne konuşacaklarsa. Babam bana vurdu. Abla, tamam. Geçti ablacığım, geçti, tamam. Babam bana vurdu. Babam vurdu. Geçti ablacığım, geçti, tamam. Sen ne söyleyecektin bizimkilere? Pelin, sen büyük bir iftiraya uğradın. Sen baygınken Banu her şeyi itiraf etti. Kleptoman olduğun yalanını o söylemiş annenlere. Ben her şeyi açıklayacaktım. Her şeyi açıklayacaktın ve hayatımı mahvedecektin. Sen kleptoman falan değilsin. Banu iftira atmış diyorum Pelin. Biliyorum. Ne? Biliyor musun? Evet. O zaman neden Bahri Hoca'ya söylemedin? Şimdi seni herkes hasta sanıyor. Öyle gerekiyordu. Yapmadığın bir şey yüzünden bu noktaya geldin Pelin. Banu yüzünden kendini öldürüyordun. O bir çılgınlık anıydı Deniz. Hata yaptım. Ama şimdi iyiyim. Sen hala sağlıklı düşünemiyorsun Pelin. Neden Banu'yu koruyorsun bilmiyorum ama ben her şeyi söyleyeceğim Bahri Hoca'ya. Deniz dur. Ha? Ne olur kimseye bir şey söyleme. Ama... Deniz, biz bu konuyu Banu'yla bir daha açılmamak üzere kapattık. Ama sen hasta değilsin. Ve bu yüzden psikolojik tedavi görmemen gerekiyor Pelin. Bunlara değer mi? Banu benim her şeyim. Onu kaybetmeyi asla göze alamam. Şimdi bana söz ver. Kimseye bir şey söylemeyeceksin.
Ne oldu? Bir şey olmadı. Yahu nasıl bir şey olmadı? Konuşmadın mı? Allah Allah, sana ne ya? Oğlum bir şey de atar yapma ya. Benim derdim seninle değil. Mert lütfen. Eve gidelim, her şeyi anlatacağım. Nasıl eve gidince ya? Ya söz anlatayım eve gidince, hadi. Hey durun bakayım. Mahşerin üç atlısı. Ben de bu işin içindeyim, hatırlatayım da. Ya sen her yerden çıkmasan olmaz sanki. Melih, Pelin'i biraz seviyorsan bu işe karışma. Neyi seviyorsam? Nasıl yani? Kime diyorum? Lan Özgür Kent! Ya sıkıldım ben bu iğrenç yemeklerden. Hacer teyzenin yemeklerini özledim. Ya Hacer'in yemeklerine laf ederdin. Al işte. Birinci, siz Deniz'le ne konuştunuz? Ya bir şey konuşmadık anneciğim. Benim durumuma filan üzülmüş. Banu Manu bir şeyler diyordu ama. Banu'yla arkadaşlığımızın bozulmasından korkmuş da. Allah Allah. Ya bu gençlerin içine de akıl sır ermiyor yani. Ben de daha başka bir şey oldu sandım. Önemli filan deyince. Al canım. Melih arıyor. Ya bu saatte hasta aranır mı? Ne var? Alo Melih. Yokum, ne bu resmiyet? Hani aşkımlar, sevgilimler? Ya evet. Anladım. Bahri Hoca yanında galiba. Hı öyle. Tamam. Çok tutmayacağım zaten. Ben nasıl olduğunu diye merak etmiştim. İyiyim, sağ ol. Banu meselesini de... O konuyu sonra konuşuruz, tamam mı Melih? Ben şimdi kapatıyorum. Çok yorgunum. Hadi öptüm seni. Ne bu öpme öpme? Ay şişt, duyacak. Ver canım. Banu'nun iftira attığını duyunca Pelin ne dedi? Anlatacağım. Ama konuştuklarımız aramızda kalacak, tamam mı? Söz. Pelin biliyormuş. Bir dakika. Pelin neyi biliyormuş? Pelin ben ona söylemeden de gerçeği biliyormuş. Ne? Nasıl yani? Banu'nun ona kleptoman dediğinden zaten haberdarmış. Yok artık ya. Hiç şaşırmadım doğrusu. Bunlar böyle işte. Esas babam gerçekleri öğrenince ne diyecek çok merak ediyorum doğrusu. Özgür, ben Pelin'e söz verdim kimseye söylemeyeceğim diye. Siz de kimseye söylemeyeceksiniz, tamam mı? Bu öylesine bir şey değil Deniz. Bu konuyu annemlere söylemeliyiz. Onlar da gitsin Banu'nun ailesiyle konuşsun. Sonra da ne olacaksa olsun. Özgür, Pelin'e söz verdim. Deniz, Özgür haklı. Bu mesele fazlasıyla ciddi. Bu ne ya? Birbirlerinin pisliklerini kapatmak için yapmadıkları şey yok. Annemler mahvoldu onların yüzünden. Bilmek onların da hakkı değil mi? Evet ama işin ucunda Pelin ve Banu'nun arkadaşlığı var. Biz buna karışmayalım lütfen. Olur mu? Sen ne yapıyorsun burada? Pelin'i görmeye geldim. Ya ben sana ne dedim? Benim kızımın etrafında dolaşmayacaksın demedim mi? Sen beni dinlemiyor musun, anlamıyor musun be? Hocam çiçek aldım, geçmiş olsun diyeceğim. Demeyeceksin. Fena yaparım ha. Ne yaparsınız hocam? Bir düşünelim. Ha, en fazla sınıfta bırakırsınız değil mi? Lan terbiyesiz. Bahri. Sen arabayı getirmeyecek miydin? Getireceğim. Senin sonunda görüşeceğiz. İkbal teyze, ben Pelin'e çiçek almıştım ama Bahri Hoca niyeyse vermemi istemedi. Eksik olma Melih'ciğim. Teşekkür ederim Melih. Çok incesin. Rica ederim. Geçmiş olsun. Anne, Melih de bizle eve gelse ya. Hem bana moral olur. Aslında hiç gelmeyeyim Pelin'ciğim. Yani ne de olsa Bahri Hoca'yı tekrar kızdırabiliriz değil mi? Sen iyileş, bol bol görüşürüz zaten. Ne kadar düşüncelisin ya. Müsaadenizle İkbal teyzeciğim. İyi günler.
Abla. İyi misin? Abla. Özür dilerim. Hepsi benim yüzümden. Abla inan babam beni dövdüğü zaman canım bu kadar acımamıştı. Abla çok üzülüyorum. Ne olur bir şey söyle. Biz bunu hak etmedik. Hadi gel Sunam. Kahvaltı hazırlayalım. Derlerdi de inanmazdım. Bir gecede ak düşürdün saçıma. Özgürcüğüm evet yaz söyle biraz kabart. Hatuşka ablam niye burada yatacak? Canı öyle istedi de ondan. Ben de burada yatacağım. Efe'cim dur yatağı bozuyorsun. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin abla. Sana bir şey olacak diye o kadar korktuk ki. Tamam geçti artık hepsi. Pelin. Geçmiş olsun. Sağ ol Deniz. Hoş geldin. Güzel kızım. Çok korkuttun bizi. Sağ ol Hacer teyze. Bırakın da kız biraz dinlensin. Evet. Hadi gel bakalım. Ha baba. Ne zaman istersen doktordan randevu alabilirsin. Bunları sonra konuşuruz. Önce biraz dinlen. Hadi. Deniz'cim dün bir şey sordun hani dersle ilgili. Kahvaltıdan önce bakalım istersen. Ders? Ders. Tamam. Deniz'cim görüşürüz. Görüşürüz. Deniz, söz vermiş olabilirsin ama gerçeği öğrenmek annemin babamın en doğal hakkı. Akşam konuştuk ya Özgür, kimsenin bunu kaldıracak hali yok. Ya söz konusu Pelin'in hayatı. Banu ona daha büyük zararlar verebilir. Pelin her şeyin farkında zaten. Ama arkadaşını koruyor, onu anlasana. Bu nasıl arkadaşlık Deniz? Özgür biz bunu anlayamıyoruz ama demek ki onlar öyle mutlu. Özgür, lütfen işleri daha fazla zorlaştırmayalım. Mert arıyor. Alo Mert. Merhaba canım, geldi mi Pelin? Evet geldi. Aşağıda dinleniyor. Güzel. Sen ne yapıyorsun tatlıcada? İyiyim ama yardımına ihtiyacım var. Ne olur Özgür'e bir şey söyle. Anne ben çıkıyorum. Sunan. Yapma böyle kızım. Kahrından öldürecek misin adamı? Anlamadım. Dayak yiyen biziz anne. Ama baba dediğin döver değil mi? Banu'ya onun hırsı. Yoksa sana kıyar mı hiç? Yok yok. İyi oldu o tokat. Aklımı başıma getirdi. Hani et tırnaktan ayrılmazdı? Hani çocuklarınızı hatalarıyla sevaplarıyla severdiniz siz? Lan kimseye işkence yapmaya hakkı yok anne tamam mı? Yavrum. Çok üzüldü adam zaten. Hiç beklemiyordum diyorum sana. İyi. Güzel. Demek bu evde hayal kırıklığına uğrayan bir tek ben değilim. Oho!
Beyzadem sen hala uyuyor musun ya? Şşt! Beyim! Kalk hadi kalk. Bu ne böyle güzellik uykusuna mı yattın? Koş kalk hop! Sen mi geldin? Ben geldim oğlum tabii. Kim gelecek? Bak sıcacık poğaça aldım sana. Sabah da hastaneye gittim. Pelin'i görmeye. Bahriciğim her zamanki gibi triplerdeydi tabii. Ama Pelin iyi. Atlattı çok şükür kızcağız. Hadi ama Ozan. Hadi abicim. Amma taktın kafana ya. Hadi toparlan biraz artık. Bak kıyafetleriyle de yatmış. Ne yapayım be abi? Pedere bozuğum. Dün yine başım netini yedi. Banu'yla İtalya yapacaktık. Araba masrafları, uçak bileti falan derken biraz fazla yüklendim kredi kartına. Takılma babana sen. Arada olur öyle şeyler. Ne oldu İtalya işi? Bir de o var tabii. Banu. Ona en çok ihtiyacım olduğu zaman yanımda değil. İtalya'da yalan oldu galiba. Banu yurt dışına gidecekmiş. Yurt dışına mı? Ne bileyim abi, fazla bir şey söylemedi. Gidiyorum dedi, gitti. Ozan, Banu için değmez bu kadar büyük planlar yapmaya. Fazla değer veriyorsun hatuna, söyleyeyim. Kanka öyle deme. Banu benim için herhangi bir kız değil. Oğlum sen bilirsin. Hayat senin hayatın. Ama ben sana söyleyeyim. Banu'ya bu kadar takılma. Bir kere basit bir kız oğlum o. Bugün sana yarın başkasına, göründüğü gibi değil o. Melih doğru konuş. Allah Allah oğlum ne oluyor sana ya, haksız mıyım? Laflarına dikkat et. Etmezsem ne olur? Fena olur abicim. Fena. Özgürcan sen de haklısın. Ama yani Deniz'in dediği gibi işler zaten karışık. Evet de ya daha da kötüleşirse her şey? Bak sen Bahri amcayla konuşacağına git doğru düzgün Pelin'le konuş. Hem durum nedir ne değildir git ondan öğren. Olmaz mı? Sanırım en mantıklısı bu. Ha şöyle ya. Tamam şimdi. Müsaadenle sevgilimle konuşabilir miyim? Seni istiyor. Mert. Sevgilim. Çok özledim seni. Ne zaman buluşuyoruz? Birazdan çıkacağım, okulda görüşürüz. Ya biraz sonra ortalama kaç saat acaba? Çünkü seni beklerken zaman geçmek bilmiyor da. Mert. Hala kapatmadın mı sen? Bana ayırdığın zamandan çalıyorsun ha. Hadi görüşürüz. Ozan. Bak öyle fena olur filan deme. Korkutuyorsun oğlum beni. Melih. Banu hakkında konuşurken dikkatli ol. Bir daha uyarmayacağım. Ayıp ediyorsun Ozan. Banu için bana kafa tutma, yanlış olur. Sen de haddini bil o zaman. Seviyorum diyorum Banu'yu. Özel bir insan benim için. Özel biri. Banu ha? Melih. Duracağın yeri bil. Bak bozuşacağız. Banu için mi bu triplerin? Bu kızda ne var bu kadar? Ben anlamıyorum ki. Ama bize söyleyemediğim bazı şeyler var herhalde Ozan. Hani anlarsın ya. Bazılarının tadına doyum olmaz. Bilirim. Melih sus. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa ne ha? Yoksa ne? Oğlum bana bak. Pelin'e hırsız diyen, kleptoman diye iftira atan Banu'ydu, tamam mı? Ne diyorsun sen ya? Ulan helal olsun bizim Banu'ya be. Helal olsun. Senin gözünü kör etmiş aptal herif. Bak kuzenin oğlum kuzenin. Pelin az daha Banu yüzünden ölecekti. Banu yüzünden. Ona kleptoman diyen Banu'ydu. Pelin, rahatsın değil mi canım? Rahatım Macar Hanım, sağ ol. Bak yataktan çıkıp kendini yormak yok, tamam mı? Hacer, sana emanet. Merak etme. Abla bak sana yaptım. Ay çok güzel olmuş bu. Teşekkür ederim. Ben hazırım hocam. İkbal gelsin, çıkacağız. Geldim, geldim. Oğlum senin dersin yok mu? Ha baba, bir iki saat daha vaktim var benim. Siz gidin. Ben Pelin'le baş başa kalmak istiyorum. Bir şey olursa ararsın, tamam mı? Tamam anneciğim. Evet, biz çıkıyoruz. Bize müsaade.
Hoşça kalın. Pelincim, bir şey istersen seslen bana. Efeciğim hadi gel sana da meyve soyayım. Geldi. İki lokma bir şeyler yiyelim. Ben yürüyeceğim biraz. Ne oldu? Çok korkuttun bizi Şeker Marul. İyisin değil mi? İyiyim şeker fasulye, merak etme. Peki ama neden Banu'yu koruyorsun? Deniz söyledi değil mi? Söz vermişti. Verdiği sözü de tuttu zaten. Olmasaydı şimdi senin yerine babamla konuşuyor olurdum. Özgür, ne olur kimseye bir şey söyleme. Peki ama neden? Nedeni yok. Bu Banu ile benim aramda. İyileşmemi istiyorsan kimseye bir şey söyleme. Of be Pelin. Ne olur be Özgür. Peki tamam. Ben okula gidiyorum. Sen de iyice dinlen, tamam mı? Ne yani? Pelin'in kleptoman hikayesini Banu mu uydurdu? Ha? Saçmalama artık. Vallahi Ozan'cığım, hepsi yalandı. Hepsi Banu'nun senaryosuydu. Kız seni de kandırdı. Şu haline bak, gözünü kör etmiş. Sen bu kıza resmen aşıksın oğlum. Vallahi Pelin'in kleptoman olduğunu tek Banu'dan duymadım. Başka şahitler de var. Öyle mi? Kim? Ha, Pelin'in dershaneden arkadaşı olan kız mı? O da yalandı Ozan. Banu ayarladı. Parayla ayarladı kızı. Yok artık. Buna inanmamı bekliyorsun ha? Vallahi kardeşim, seçim senin. İster inan ister inanma. Ama gerçekler bu. Pelin Banu'nun yüzünden az daha ölecekti. Ha ama yok. Ben Banu'yu hala seviyorum. Hala ona aşığım diyorsan da seçim senin. Sana hayatta başarılar dilerim. Banu benim diye çekemiyorsun değil mi? Hayatta ilk kez bir kız sadece benim ve sana yüz vermiyor. Melih, bu kadar adil olma. Vay, sert erkek. Laflara bak sen. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Keyfin bilir Ozan. Aklı çabuk başına geldi bizimkinin. Ay. Ali İhsan? Saygılar sunarım abi. Haberler Cillo, o iş tamam. Hoş geldin tatlıcadım. Sen bana yakışıklı ukala demediysen kesin bir terslik var. Yolda Pelin'i düşünüyordum. Yani bir insan nasıl kendine kıyabilir? Yaşamaktan vazgeçer aklımı almıyor. Eğer Pelin gibi özgüven eksikliği olan biri ise bunu yapar. Pelin, özgüven eksikliği. Hiç öyle görünmüyor ama. Kimse göründüğü gibi değil aslında Deniz. Bak. Pelin'in uzun yıllar bir kilo problemi vardı. Bu yüzden kendini hep çirkin ve değersiz hissetti. Çok zor zamanlardı onun için. Ben de zor zamanlar geçirdim. Ama sen hepsinde yanımdaydın Mert. Her zaman da yanımda olacağım. Lan oğlum, hasta mısın sen? Ne işin var senin burada ya? Evimi nereden buldun? Araştırmacı bir kişiliğe sahibim abicim. Hem bak, istediğin kitabı da buldum. Ne kitabı? Demiştin ya abi, yazarını bul imzalat diye. Onu da yaptım. Ha,
şu mesele. Oğlum ben tamamen unutmuştum onu ha. Aferin Cinali. Aferin. Hadi uza. Abi okula gideceksen birlikte şey etseydik. Uza ulan. Anlattıklarından sonra Pelin'le ilgili aklım iyice karıştı. Eskiden Pelin'e kızıyordum. Ama şimdi üzülüyorum. Sana dedim tatlıcadı. Kimse göründüğü gibi değildir. Ayrıca ben de Pelin'in bu haline çok üzülüyorum ama elden bir şey gelmiyor işte. Mert, iyi ki yanımdasın. Belki sen olmasan ben de yanlış bir şeyler yapardım. Yapmazdım. Neden? Çünkü sen her türlü zorluğa göğüs gerebilecek kadar güçlü bir kızsın. Tiksiniyorum Meriç senden, tiksiniyorum! Hepsi Banu'nun senaryosuymuş. Yalancı, Allah'ın cezası herif. Ne var Meli, ne istiyorsun? Ne haber sert erkek? Merak ettim seni. Bana bak sabrım taşıyor. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ha? Niye aradın? Gerçekleri duymak ağır geldi değil mi canım kardeşim? E tabi hazmetmek kolay değil. Ama ne yaparsın işte? Hepsi gerçek. Meri sen kötüsün. Vicdansız herifin tekisin. Ayaküstü durmadan yalan söylüyorsun. Ama sana söyleyeyim mi? Bugün söylediklerin hepsi yalandı. Fakat tek bir şey doğruydu. O da Banu'yu sevdiğim. Evet onu çok seviyorum. Peki o zaman Don Juan. Ne diyeyim? Yolun açık olsun. Mutluluklar dilerim. Meri, Banu'yu da beni de rahat bırak. Yoksa seni pişman ederim. Pelin'in taburcu olmasına çok sevindim Özgür. Her şey için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok iyisin. Eğer Pelin'e bir şey olsaydı asla affetmezdim kendimi. Neler hissettiğini anlayabiliyorum. Ne de olsa benim de bir kardeşim var. Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin. Evet, ortaokulda okuyor. Adı Fatoş. Mehveş ve Fatoş. Ne kadar kafiyeli. Fatoş biraz üzülse günlerce aklıma takıyorum. Senin neler yaşadığını düşünemiyorum bile. Tüm bu yaşananlardan sonra bir kez daha şuna emin oldum. Hayat gerçekten çok kısa. İçimizden geldiği gibi doya doya yaşamamız gerekiyor. Keşkeler gelmesin diye arkamızdan. Afiyet olsun. Sen ne yapacağını benden daha iyi bilirsin ama diyorum ki sakin sakin karşına alsan, bir konuşsan nedir ne değildir. Hani belki... Olan ortada. Nesini soracakmışız? Ne bileyim. Erken geldin Suna. Çalışacak halim yok. Kapıyı açarsanız uzanacağım ben. Konuşacağız, otur. Nereye gitsek bunu görüyoruz ha. Arkadaşlar muhabbetimizi böldüm. Kusura bakmayın ama Pelin'i gördünüz mü? Niye bize soruyorsun bunu? Mert. Bak seninle sürekli olarak her konuda tartışıyoruz. Ama bu olayda aynı taraftayız değil mi? Ben seninle hiçbir zaman aynı tarafta değilim Melih. Mert sen de ben de Pelin'in iyiliğini istiyoruz sanırım. Allah Allah. Ne zamandan beri Pelin diğer kızların önüne geçip senin umurunda olmaya başladı acaba? Çünkü ben Pelin'i seviyorum Mert. Hadi be. Sen ne anlarsın sevgiden zibidi? Mert yeter. Neyse. Ben sizin muhabbetinizi bölmeyeyim.
Sen niye sürekli bu herifi koruyorsun? Ben kimseyi korumuyorum Mert. Her zaman kolay olmuyor istediğin gibi yaşamak. Bazen engeller çıkıyor yaşamadığın. En büyük engel de insanın ta kendisi. Mesela ben. Ben Banu'yu gözümde ne kadar büyütmüşüm, ne kadar önemsemişim meğer. Neredeyse Pelin Banu yüzünden ölüyordu. Zor olan galiba yakınımızdakini fark etmek. Artık her şey değişti. Banu diye biri yok benim için. Artık biraz da bana bakar mısın? Tabii. Hop. Ben hemen döneceğim. Tamam. Efendim Hande. Hiç açmasaydın. Neredesin oğlum sen kaç gündür? Ya Hande sorma ya. Bir sürü şey oldu. Melih, konuşmalıyız. Olur, konuşalım. Otursana. Planı erteliyor muyuz o zaman? Hayır canım, ne ertelemesi? Tam tersine ikinci aşamaya geçeceğiz. Sen hemen Moda Kafe'ye gelebilir misin? Bak Melih, bu durum Pelin için çok önemli. Ona hiçbir şey söyleme, tamam mı? Madem bu kadar önemli, tamam söylemeyiz. Ne oluyor burada? Mert. Ne işin var senin bu herifin yanında? Oğlum bir şey de sinir yapma ya. Kız arkadaşın kız arkadaşımla ilgili bir şey söylemeye geldi sadece. Hepsi bu. Mert tamam. Hadi masamıza gidelim. Geç otur. Konuşacağız. Sen okula başladığın gün ben sana ne dedim? Ne dedim diyorum sana? Baba lütfen. Okuldan eve, evden okula dedin. Yüzümü yere eğdirme dedin. Sen ne yaptın oğlanlarla? Baba, o benim sadece arkadaşım. Yani yeni fotoğraf makinesi almışlardı. Onu deniyorduk. Hıst! Bizim kitabımızda var mı öyle oğlanlarla resim çekilmek filan? Yavrum, hem yarın öbür gün evleneceksin. İnsanın başına dert açar böyle şeyler. Anne yemin ederim ya. Yemin ederim sadece eğleniyorduk. Sen beni katil mi edeceksin? Böyle eğlence mi olurmuş? Baba ne olursun bir kere dinle. Neyini dinleyeceğim senin ha? Utanmadan kepazeliklerini mi anlatacaksın bana? Ya ne konuşuyordun sen bu zibidiyle? Mert yapma Allah aşkına. Pelin konusunda ağzını kapalı tutmasını söyledim o kadar. Heh, tam adamını bulmuşsun. Ne anlar bu böyle işlerden? Mert lütfen. İyi tamam. Melih'in bugünü mahvetmesine izin vermeyeceğim. Kalk kaçırıyorum seni. Nereye? Hadi yürü yürü yürü. Tamam ama önce lavaboya gitmem gerekiyor. İyi tamam git lavaboya. Ben seni kapının önünde beklerim. Ben doğuştan şanslıyım be. Bu işte tamam. Yavrum. Sen her şeyin fiyatını biliyorsun ama hiçbir şeyin değerini bilmiyorsun. Şu babaya yapılır mı bu hiç ha?
Anlat. Dinliyorum. Baba. O... Yani o arkadaşım benim en yakın arkadaşımın kuzeni. Biz onunla kardeş gibiyiz. El alemin kuzeni senin nereden kardeşin oluyormuş? Yani baba, o çocuk bana böyle kötü gözle bakacak bir insan değil. Kardeş gibiyiz. Tövbe tövbe. Ben sana erkeklerle konuşmayacağım, görmeyeceğim demedim mi? Hem sen kendi kardeşini düşünsene. Ablan senin yüzünden okuyamadı. Anne, şimdi seninki de laf mı? Evet. Bir çift laf da ben edeyim hanıma. Doktor olayım. Ablama, anneme, babama bakayım. Gönül borcumu ödeyeyim diyeceğine. Subhanallah. Kardeşmiş. Yavrum, sen ne sanıyorsun erkekleri ha? Anne, ben derslerime çalışıyorum. Ayrıca sizin yüzünüzü yere edilecek hiçbir şey yapmadım. Gördük ne yaptığını. Arkadaş kardeş diyor bir de. Benim emeğimin kıymeti yoksa ben hiç acımam sana. Okul mokul yok sana. Ne? Yazım, sen ne diyorsun Allah aşkına? Bu memleketin bunu gibi doktora ihtiyacı yok. Kırsın dizini, otursun evinde. Neredesin, anlamadım ki. Yok artık. İşte burası da meşhur Kuğulu Park. Birkaç kere önünden geçmiştim ama içine hiç girmedim. Canım ne zaman çok sıkkın olsa buraya gelir saatlerce düşünürüm. Gerçekten çok güzel bir yer. İşte bunlar da parka adını veren kuğular. Çok zarif duruyorlar. Şimdi karnımız acıktı değil mi? Evet. Ankara'da acıktığın zaman yapacağın şey çok bellidir. Neymiş o? En yakın fırından şöyle mis gibi bir Ankara simidi alıp ayranla birlikte mideye indirmek. Pekala, sen al bakalım bunları, bekle. Ben de bu muhteşem ikiliyi alıp geliyorum. Tamam. Bu ne? İçki istemedim ki ben. Beyefendinin ikramı. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Pardon, tanışıyor muyuz? Ayşegül Çelik. Sağlı. Mert, inanamıyorum bunu yaptığına. Ya nasıl hatırlamazsın? Hani geçen gün koşuda karşılaşmıştık ya. Hı, ben çok sık koşarım. Şöyle söyleyeyim, sen ayağını burkmuştun. Ben de sana yardım etmiştim. Evet, evet, hatırladım sanırım. Nasıl oldu ayağın? İyi, fena değil. Evet. Koşuyor musun peki hala? Yok, şu sıralar pek koşmuyorum. Gerçi ihtiyacın da yok zaten. Şey, senin de şöyle rahat olduğun bir vakitte, hani uygunsan bir şeyler yapsak diyorum. Hani bir yerlerde birer kadeh bir şey içsek. Ben genellikle sokakta tanıştığım erkeklerle bir şey yapmam. Hele hele bu erkek hiç tanımadığı bir kadına içki ısmarlayacak kadar sığsa, o zaman hiçbir şey yapmam.
Sen dünyanın en tatlı, en ince, en romantik erkeğisin. Yani bir simit ve ayran için hiç bu kadar güzel bir iltifat almamıştım. Hem simit ayran için hem de bunun için. Bu ne? İmzalattığın kitap. Bir de Deniz, bir yanlışlık var herhalde. Bu kitabı ben imzalatmadım ki. Kazanacaktım ya. Doktor olacaktım, yapacaktım. Hayallerimi gerçekleştirecektim. Zengin olacaktım. Kahretsin ya, kahretsin. Atmaz babam. Sen sakın korkma. Bütün gece bekledin. Girecek şu kapıdan. Aldın mı dersini? Affettim seni diyecek diye. Ama gelmedi. Gelir o. Sen içini ferah tut. Gelir girer. Sen de elini öpersin. Sarılır af dilersin. Hepsi biter. Hadi sen biraz uyumaya çalış. Dinlen biraz ha. Sen büyüksün. Mert'ten gelmediyse kimden geldi bu kitap? Bakalım sürprizimiz Deniz Hanım üzerine nasıl bir etki bıraktı. Efendim. Merhaba Deniz. Rahatsız etmiyorum umarım. Pelin'i soracaksın herhalde. Yo. Yani ben seni aramıştım. Ayşegül Çelik'in imzaladığı kitabı beğendin mi diye. Bunu sen mi yaptın? Evet. Nasıl, hoşuna gitti mi? Evet. Yani hayır. Melih. Bir daha bana böyle bir şey yapma. Bizim seninle hiçbir samimiyetimiz yok. Bu tavırların bana çok ters geliyor. Deniz, ben arkadaşıma sadece bir incelik yapmak istemiştim. Yani bu kadar kızacağını bilseydim zaten yapmazdım. Biz seninle arkadaş falan değiliz. Şimdi kapatıyorum. Hoşça kal. Seninle arkadaş olmak isteyen kim zaten? Köylü güzeli. Biz seninle başka şeyler yapacağız. Cinga ciga, cinga ciga. Hoppa. Mert, bunu yapanın Meli olduğunu öğrenirse delirir. Ben şimdi ne yapacağım ya? Gerçekten çok komik. Ben de Mert'i okulun karizmalarından biri bilirdim. Melih sağ ol, sayende çok güldüm. İyi ki ekledim bu görüntüleri.
Allah'ın sevgisi. Hande. Gör bakalım şimdi kim madar olacak. Eylem planı işleme kondu. Operasyon tam gaz devam ediyor. Süpersin. Aynen devam. Bunu çok fena ödeyeceksin Melih. Çok fena. M5. Farsça ay yüzlü güzel. Kedicik. Sence de çok tatlı değil mi bu kız? Evet evet bence de. Gelebilir miyim? Gel Pelin. Özgür, annemlere bir şey söylemediğin için teşekkür ederim. Önemli değil. Madem ki sen öyle istiyorsun. Yapacak bir şey yok. Evet, şimdilik en iyisi bu. Sen bilirsin. Ben yine de kararını gözden geçirmeni istiyorum. Yani Banu'nun yaptığı affedilecek gibi değil. Başını tekrar belaya sokmanı istemiyorum. Ben Banu'yu affettim Özgür. O benim en yakın arkadaşım. Onu kaybetmeyi asla göze alamam. Sen bilirsin. Ben sadece yaptığın doğru olmadığını söylüyorum o kadar. Mehveş'in hediye ettiği balık değil mi bu? Evet. Sen hoşlanıyorsun galiba Mehveş'ten. Pelin lütfen, aramızda bir şey yok da. Özgür. Sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer birine bir şey söylemek istiyorsan sakın erteleme. Belki de hayat sandığımız kadar uzun değildir. Mesela ben. Seni o kadar çok seviyorum ki. Eğer hastaneye yetiştirilmeseydim bunu sana asla söyleyemeyecektim. Gerçekten. Alacak mı Banu'yu okuldan? Suna, sen bir konuşsan babanla. Anlatsan güzelce. Ben cahilim. Babanı anca sen ikna edersin. Okuldan eve, evden okula diye söz versen. Hani ne bileyim. Gerekirse ben götürür getiririm ona. Ay, öyle de olmaz ki canım. Hadi anne ağlama. Anne. Şu anahtarı da al koy babamın cebine. Sen ne zaman çaldın bunu? Ya hadi anne git gözünü seveyim. İnşallah doktorla yapacağı seans Pelin'e iyi gelir. Yani ben iyi görüyorum Pelin'i ama yine de endişeleniyorum. Yok endişelenme. Göreceksin bak Pelin eskisinden daha iyi olacak. İnşallah. Ama benim merak ettiğim bir şey var. Hastanede Deniz'le Pelin baş başa ne konuştular acaba? Belki de Pelin'in durumuyla ilgiliydi. Bunu Deniz'e sorar öğreniriz aslında ben de çok merak ediyorum. Afiyet olsun. Gel Deniz'ciğim. Biz de aslında tam senden bahsediyorduk. Ne hakkında? Hastanede Pelin'le ne konuştunuz? Çayını tazeleyeyim mi baba? Yok. Ne diyeceksen de kıvranıp durma. Ama o soysuzdan bahsetme bana. Sinirlerim oynamasın. Yok baba, senden ve benden bahsedeceğiz. Baba, Banu büyürken sen hep yollardaydın.
Ama biz... Hatırlıyor musun şu yumurta tepede uçurtma uçurtmuştuk seninle? Hatırlamam mı? Pazen koymuştun adını. Deseni öyleydi çünkü. Bir de böyle uçurtmayı böyle ipinden çekip selam verdirmeyi öğretmiştin bana. Eyvallah. Öğretmiştim değil mi? Merhameti, affetmeyi, emeğe saygıyı, inandığın ahlaka sıkı sıkı tutunmayı senden öğrendim. Çok şükür. Ama şimdi tanıyamıyorum seni. Bana öğrettiğin gibi davranmıyorsun baba. Biz bu kızı okutmak için ailecek çok emek verdik. Senin doktor olacak bir kızın var baba. Üzerine kilit vurduğun. O senin evladın baba. İnsanın babası kendine yakışanı yapmazsa çocukları nasıl? Güvenim yoktur artık ona. Kırsın dizine otursun evinde. Benim için bu defter kapanmıştır. Evet Denizciğim. Ne konuştunuz Pelin'le? Şey, pek bir şey konuşmadık. Ben ona destek olmak istedim sadece. Bak Denizciğim. Pelin'in psikolojisini iyi tahlil edebilmemiz için her şeyi bilmemiz gerekiyor. Anlıyorum ama çok önemli değildi. Öyle konuştuk sadece. Peki ben açıkça sorsam daha iyi olacak sanırım. Pelin'in Banu ile ilgili bir sıkıntısı mı var? Yok. Yani şey... Ben doktora gitmek için hazırım. Hayatım, bunlar iki gün için biraz fazla değil mi sence ha? Anne, abartmışsın biraz ama. Aa, hiç de abartmadım. Az bile bunlar. Aa, takı kutumu unutmuşum. Aranızın düzelmesine çok sevindim baba. Bu tatil ikinize de iyi gelecek. Hem de nasıl. Sen anlat bakalım. Nasıl gidiyor aşk hayatın? Yani işte bugünlerde iyi. Bazı hataları tekrar etmemeye çalışıyorum. Neymiş bu hatalar? Uçan kuştan bile kıskanmak gibi mi mesela? Galiba. Yani evet. Seven insan kıskanır oğlum. Bu kadar basit. Deniz iyi bir kıza benziyor. Zarar gelmez onun gibilerden. Şu lisedeki kızla kıyaslanınca. Baba, o kız hakkında konuşmak istemediğimi biliyorsun. Hem nereden geldi şimdi aklına o? Ben de hiç hatırlamak istemiyorum o günleri. O zamanlar bana çok kızdın ama ben olmasaydım o kız yüzünden okuldan atılacaktın. Hayatımın en kötü günleriydi. Bir daha aynı hatayı asla yapmayacağım. Ne haber kanka? Aman be Ozan, of! Böyle trip mi atacaksın? Melih, konuşmak istemiyorum. Rahat bırak beni. Kafam bozuk zaten. Ne yani, böyle küs mü kalacağız ha? İçin rahat ediyor mu böyle bana soğuk davranınca ha? Sen de abuk subuk konuştun. Ne yapsaydım, inansa mıydım sana? Hem çok ayıp ettim biliyor musun? Banu'ya karşı ne hissettiğimi çok iyi biliyorsun. Peki Ozan, söylediklerimi sana ispat edersem ne yapacaksın? Peki, ispatla. Nasıl olacak o? Benden haber bekle. Ha, ama unutma. Gerçekler bazen sandığından daha çok acıtır Ozan. Kaldırabilecek misin bunu? Melih, uzatma. Senden haber bekliyorum. Esprilerini bile özledim. Galiba seviyormuşum ben seni. Alışmışım. İtalya'ya bilet.
Senden başka kim yapar bunu benim için? Seni bir kez daha Aşıklar Çeşmesi'nin başında öpmek istiyoruz. Başka türlü bir hayatım olabilirdi. Her şey güzel olabilirdi. Sen bu hayata kavuşmak için çok çabaladın Banu. Böyle pes etmek yok. Ağlamak yok. Abla! Abla! Aç kapıyı! Ne var, ne oldu? Ya aç kapıyı, banyo yapmam lazım. Ya banyo yapmam lazım diyorum, bitmederek böyleyim. Abuk sabuk konuşma. Baban beklesin dedi. İyi tamam. Beklerim ben. Sabırlıyımdır. Çözerim her şeyi. Anlaştık değil mi hayat? Bak birazdan Ozan gelecek. Ve sen Banu ile ilgili bildiğin her şeyi anlatacaksın. Pelin'e kurduğunuz tezgahın tüm detaylarını bir bir anlatacaksın. Tamam? Lütfen Melih. Ne olur beni karıştırma. Bunu benden isteme. Bak güzelim. Ne istersen veririm. Gerçekten. Hem sen bir profesyonelsin değil mi? Ayrıca şu an senden rol yapmanı istemiyorum. Ne biliyorsan sadece gerçekleri anlatacaksın. Artık bu iş beni korkutmaya başladı. Tekrar bulaşmak istemiyorum. Bak tatlım. Daha açık konuşayım. Ne istersen veririm diyorum. Hatta istediğinden fazlasını bile veririm. Ha ama yok. Ben yine de istemiyorum diyorsan. Benim de başka çözümler aramam gerekir. Ki bu hiç hoş olmaz değil mi Eda'cığım? Tamam. Kabul. Anlaştık. Aferin sana ya. Akıllı kız. Sevdim bak seni. Alo. Kanka ne haber? Hani ben sana benden haber bekle demiştim ya. Heh. Ben şu an Moda Kafe'deyim. Seni bekliyorum tamam. Hadi görüşürüz. İçsene çayını, buz oldu. Ne tarafa böyle acaba? Tatlıcadı. Okulda olduğuma göre derse gidiyor olabilir miyim acaba? Tabii ki olabilirsin. O zaman çıkıştan sonra biz eve gidiyoruz ikimiz. İkimiz baş başa. Olmaz. Hayatta olmaz Mert. Yani olmaz. Bahri Hoca duyarsa çok kızar. Ama annemler Antalya'ya gitti tatile. Hem benim gibi yapayalnız birine yemek yaparsın diye düşünmüştüm. Yemek mi? Yakaladım seni. Yemek yapmayı bilmiyorsun. Tabii tahmin ettin seni bunun için çağırdığımı. İtiraf et. Bilmiyorsun değil mi? Bilmiyorsun işte. Hayır. Ben çok iyi yemek yaparım bir kere. O zaman geliyorsun değil mi? Tamam. Ama şimdi derse gireceğim izin verirsen. Dersten sonra görüşürüz tamam mı? Tabii ki. Ben seni burada bekleyeceğim Ahmet. İyi dersler. Kitabı sormadı. Deniz. Kitabı sana kimin verdiğini öğrenebildin mi? Burası mı? Evet burası Pelin'cim. Tamam hemen girebilir miyim? Pelin'cim utanmadan çekinmeden doktora her şeyi anlat olur mu? Tamam anneciğim merak etme. Ve şunu sakın unutma biz hep senin yanındayız. Her şey çok güzel olacak bir tanem. İnan bana. Kendini çok daha iyi hissedeceksin.
Hayır, öğrenemedim. Çok tuhaf. Ben şimdi derse geç kalıyorum. Sonra konuşuruz, tamam mı? Peki. Of ya. Söylesem bir dert, söylemesem bir dert. Bu uçağa bineceğim. Başka bir dünya var orada, biliyorum. Oraya gideceğim. Çık. De Aşıklar Çeşmesi'nin başında öpmek istiyorum. Lan! Aç lan kapıyı! Aç lan! Öldüreceğim seni! Kemiklerini kıracağım! Ellerimle boğacağım seni! Hayır! Aç! Ama ne oluyor? Kazım! Kazım! Allah'ım yardım et bana! Ne haber? İyidir, senden? Ben de iyiyim. Pelin nasıl oldu? Umarım iyileşmiştir. Daha iyi işte, bugün doktora götürdük. Oradan geldi işte. Doktor da burada ya, o yüzden. Anladım. Neyse, benim bir işim var. Sonra görüşürüz. Benim de derse gitmem lazım zaten. Görüşürüz. Ya ne yapacağım ben ya? Of Allah'ım, nasıl konuşacağım ben bu kıza ya? Her şey konuştuğumuz gibi, tamam mı? Ne biliyorsan onu anlatacaksın. Evet Melih, nedir olayın? Gel Ozan'cığım, gel otur. Ben gidiyorum zaten. Eda arkadaşımız sana her şeyi anlatacak. Eda mı? Senin adın Betül değil miydi? Heh, bak senaryo da burada çözülüyor zaten. Bana müsaade. Siz de güzelce konuşun. Bardayım ben. Şey, aslında ben... Vay, dart turnuvası. Yeni bir aktivite ha? Hı, evet abi. Geçen içki ısmarladığım bayan bıraktı bunları. O organize ediyormuş. Rica etti, biz de asıyoruz. İyi. Bizim Kızıl Hatun organize ediyor demek. Güzel. Mehveş merhaba. Deniz, konuşmamız lazım. Ne oldu, bir nefes al. Ya çok önemli. Ya benim için küresel ısınmadan bile daha önemli. Kalbim duracak neredeyse. Bünyesel ısınma desem yeridir. Mehveş ne oldu ya, çatlatma insanı. Özgür. Dün bana bağını benim için bitti dedi. Sen de duygularını aşmak için Özgür'e doğru zamanın geldiğini düşünüyorsun. Aynen öyle. Ya Deniz, ne yapacağım ben? Merak etme, halledeceğiz. Ama önce gel bir derse girelim, sonra konuşacağız, olur mu? Ya of. Bu kafayla nasıl ders dinleyeceksen? Yürü dedim. Mert! Ne bu halin? İstakoz gibi olmuşsun, kulaklar kıpkırmızı. Abi acil durum, konuşmamız lazım. Pekala, dinliyorum. Ben... galiba Meveş'ten hoşlanıyorum. Ne
Niye bu kadar uzun sürdü? Merak edecek bir şey yok İkbal. Konuşuyorlardır içeride. Baba, Vedat Bey seninle görüşmek istiyor. Nasılsın Pelin'ciğim? Nasıl geçti ilk seans? İyi, normal yani. İki gün sonra tekrar geleceğim. Bu kadar mı? Başka ne bekliyordun ki anneciğim? Kafam benim uyuşuyor. Delireceğim ben biliyorum. Alo. Kazım ben, Ahmet abi. Nasılsın? İyi diyelim, iyi olalım. Geçen gün bana söylediklerini düşündüm de, müsaitsen bir görüşelim abi. Eyvallah, eyvallah. Kesin öldürecek beni. Ne olursun bırak gideyim ben bu evden. Otur oturduğun yerde. Gözünü kırpmadan öldürecek. Beni öldürecek, sen de oradan öylece seyredeceksin. Abla, abla şunu, çeneni de kapa. Kızım, senin şuradan ulusa gitmeye paran yok. Yavrum memleketine mi kaçacaktın ha? Şu oğlanın henesinin evini başıma yıktın. Senin hiç mi acıman yok bize ya? Allah'ım, Allah'ım. Seni doğuracağıma var ya. Ne? Ne? Taç mı doğursaydın? Ya yeter! Yeter artık, susun! Bir susun, sakinleşelim. Bunlar doğru mu? Banu'nun planı mıydı? Kaç kere söyleyeceğim. Her şey anlattığım gibi işte. Pelin hikayesini Banu yazdı. Pelin'in bir suçu yok. Peki ya sen? Sen nasıl yaptın bunu? Sana hesap vermek zorunda değilim. Buraya sadece bildiklerimi anlatmak için geldim. Şimdi de gitmek istiyorum. Tamam Melih. İstediğin oldu. İspatladın. Abicim ben seni üzülme diye yaptım. Ya Banu'yu iyice tanı diye. Tanıdım işte. Rahatlamışsındır artık. Allah Allah. Oğlum bu surat ne böyle ya? Hayret... Melih yeter. Banu bir hata yapmış. Hepsi bu kadar. Ötesi yok. Ozan. Pelin Banu yüzünden az daha ölecekti, hatırlatır mı? Neyse ne. Banu'yu seviyorum ben. Ne yaptığı umurumda değil. Tabii senin bunu anlamanı beklemiyorum. Hoşça kal. Aylin? Kızım neredesin sen ya? Ne? Bizim evin oralarda mısın? Tamam. Sen takıl oralarda, ben geliyorum. Uçarak geliyorum hatta. Vay! Ateş bacayı sardı diyorsun ha? Of Mert, dalga geçme ya. Dalga geçmiyorum. Bak ne güzel işte, hayata döndün oğlum. Aşk gibisi var mı ya? Şey, emin değilim ama bu seferki karşılıklı gibi sanki. Yuh artık Özgür. Ben bile anladım. Bu kız sana resmen aşık. Kız resmen senin gözlerinin içine bakıyor be. Öyle gibi değil mi? Oğlum sen saf mısın? Mehfes sana resmen aşık. E Mert ne olacak şimdi? Biliyorsun ben de kızlar konusunda tecrübe sıfır. Sen bana bırak bu işi, tamam mı? Ben halledeceğim. Bir planım var. Abi bana da anlat bari de rezil olmayayım. Aşk olsun be oğlum. Ben seni ne zaman rezil ettim? Ya biliyorum, etmezsin de. Bak. Sen bizim aşkımızın mimarısın. Benim sana bir aşk borcum var ve bunu ödeyeceğim. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Şimdi sen benden haber bekle genco. Ne oldu Bahri? Bir şey yok, her şey yolunda. Tamam o zaman, gidelim artık. Tamam.
Yalnız bana bir şey için söz vereceksin. Bu seansları aksatmak yok Pelin, tamam mı? Tamam. İyi, o zaman ben seni eve bırakayım. Ya baba, bu seans beni çok yordu. Ben biraz arkadaşlarımla takılsam olur mu? Hem kafam dağılır. Peki, hadi git bakalım. Çok yorma kendini ama, olur mu? Tamam. Ne dedi doktor? Odamda konuşalım. Buyurun. Hocam. Buyur Denizciğim. Mert. Tabii ki de tahmin edeceğiniz gibi meyve yaşadım size de. Teşekkür ederim Mert, çok zarifsin. Ama hatırlatırım, çiçek dalında güzeldir. Hiç de bir kere. Bak Deniz'e, dalında değil benim yanımda daha güzel. Mert. Neyse, seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Ya hayır! Ya bir dakika, asıl bizim çok önemli bir şey konuşmamız lazım. Mehveş'im bak, bizimki önemli. Ya hayır, bizimki daha önemli. Mehveş, bırakır mısın sevgilimi? Ya Deniz, ben seni arayacağım Mehveş. Mert, ne oluyor? Sana harika bir haberim var. Yeni bir Romeo doğuyor. Nasıl yani? Özgür bana Mehveş'ten hoşlandığını itiraf etti. Hadi ya, süper. Çünkü Mehveş de Özgür'den hoşlanıyor. Şahane. O zaman biz de bu iki saf aşığı birleştirelim. Ne dersin? Haklısın. Çünkü biz bir şey yapmazsak bunların yapacağı hiçbir şey yok. Kesinlikle. Benim eylem planım hazır. Biliyorsun, bugün bizim ev boş. Evet. Aslında ben hani ikimiz için özel bir şeyler hazırlamıştım ama bu Özgür ve Mehveş için kaçırılmayacak bir fırsat. Yani çöp çatanlık yapalım diyorsun. Hadi gel, sana yolda detayları anlatırım. Anlatsana Bahri, ne dedi doktor? Vedat daha ziyade Banu'nun üzerinde duruyor. Banu'yla görüşmek istedi. Haklı tabii. Pelin'in hayatı neredeyse Banu'dan ibaret. O da öyle düşünüyor. Pelin'in üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu saptamış. Olumsuz anlamda mı? Her iki anlamda da. Bu Banu'nun ailesini tanıyor musunuz dedi. Ben de hayır dedim. Doktor haklı tabii. Bunca zaman Banu'nun ailesiyle tanışmamakla hata ettik. Doğru söylüyorsun. Ben Banu'yu arayıp ailesiyle görüşmek istediğimi söyleyeyim o zaman. Kızımızın iyileşmesi için bu süreçte elimizden gelen her türlü yardım yapmamız lazım İkbal. Yok. Kapalı, ulaşılamıyor. Banu'nun ailesiyle her halükarda konuşmamız lazım. Herhalde bizi anlayacaklardır yani. Onlar da sonuçta eğitimli, kültürlü insanlar değil mi? Öyle de bildiğim kadarıyla Banu'nun ailesi yurt dışında yaşıyor. Biz de babaannesiyle konuşuruz. O burada olmalı. Hı hı. Hadi gidelim. Baba dur girme. Gel biraz benimle de yürü. Gerek yok. Geçti, korkma. Dalgınlık ya. Nasıl oldun? Keşke hemen ayağa kalkmasaydın. Ben gayet iyiyim de sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Seni böyle görünce şaşırdım. İyi o zaman. Ya şey diyeceğim. Banu'yla konuştun mu hiç? Arıyorum ama sürekli telefonu kapalı. Bilmem, herhalde iyidir. Nasıl ya? Konuşmadınız mı? Yurt dışına gittiğinden beri konuşmadık. Ne? Yurt dışına mı? Bana neden söylemedi o zaman? Kuzi, siz bozuk musunuz? Yo, her şey yolunda. Nereden çıkardın? Öyle olsun bakalım. Peki Melih'le görüştün mü? Aradım ama duymadı herhalde. Moda kafede. İyi o zaman. Ben kaçar Kuzi, kendine iyi bak.
Of. Yorulduk ya. Evet. Kameramızı bir kontrol edelim, değil mi? Tek açıdan bu kadar çok kısa film çeken başka yönetmen var mı acaba? Kesin beni festivallere çağırırlar. Yani şu an çağırırlar. Çağırırlar. Hani yemekleri sen yapacaktın? Bütün her şeyi ben yaptım. Uydurma. Her şeyi ben yaptım bir kere. Peki benim Özgür'le Mehveş'i çağırma fikrime ne diyorsun? Tebrik ederim. Çok iyi düşündünüz de onları buraya nasıl getireceğimiz konusunda hala bir fikir beyan etmediniz. Onu da düşündüm Deniz Hanım. Özgür'le Mehveş'i arayacağız ve sen durumun çok kötü olduğunu söyleyeceksin. Güya biz kavga etmişiz. Ha. Biz hiç kavga eder miyiz canım? Etmeyiz tabii. Yani artık etmiyoruz. Bundan sonra da hiç etmeyeceğiz. Kesinlikle. Daha sonra durumun ciddiyetini onlara anlattıktan sonra Özgür de Mehveş de mecburen gelmek zorunda kalacaklar. Sen pratik çözümler kitabı falan yazsana. Sen benimle dalga geçeceğine Mehveş'i arasana. Çok bilmiş. Alo? Özgür, hemen gelmen lazım. Çok kötü bir durum var. Evet, Deniz'le ilgili. Bekliyorum, çok acil. Hadi abi. Mehveş, hemen bizim evin önüne gelebilir misin? Telefonda anlatamam. Evet, Mert'le çok fena kavga ettik. Tamam, bekliyorum. Mehveş geliyor. Özgür de geliyor. Biliyor musun? Seninle aynı evde olmak, birlikte yemek yapmak o kadar güzel ki. Bence de. Biliyor musun? Ben bu evde hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Hayatıma hoş geldiniz. Evime. Fırın. Fırın. Aşk. Bacağı. Babam çok sakin. Babacığım, kahve yapalım mı sana? Korkma. Bundan sonra kimse elim kalkmaz artık benim. Banu su durursa bundan böyle bu evde böyle şeyler yaşanmayacak. Sahiden mi Kasım? Affettin mi? Sahiden. İşte Banu'ların evi burası İkbal. Doğru mu yapıyoruz sence? Başka bir çaremiz var mı? Haklısın. Ben Banu'yu bir daha arayayım. Yok, hala kapalı. Yapacak bir şey yok. Gidip konuşalım babaannesiyle. Bundan sonra sana el kaldırmayacağım. Seni odana da kilitlemeyeceğim. Ne istersen yaparım baba. Hiç sözünden çıkmayacağım. Yok artık, ben karışmayacağım sana. Ben yokum artık yani. Seninle uğraşmayacağım. Okul falan da yok dedim ama istersen okuluna da gidersin. Öp babamın elini. Tabii. Ben anlamam okul işinden. Bakalım
Kocan izin verecek mi? Kocası izin verirse mi? Kimin kocası Kazım? Banu'nun. Başla hazırlıkları Hatun. Kızın evleniyor. Ben onunla başa çıkamıyorum. O yüzden Banu'yu verdim gitti. Sese bak be. Aşk kokuyor resmen. Evet Aylin'cim. Set hazır. Seni bekliyoruz. Kaç numara olduğunu biliyor musun? Tabii biliyorum canım. 11 numara. İyi günler. İyi günler. Yaşlı başlı kadını huzursuz edeceğiz şimdi. Böyle tanışmayı ben de istemezdim ama yapacağımız bir şey yok. Bizimki de bayağı hızlıymış ha. Yoko. Sen ne yapıyorsun burada?